Ağa şurada 141-142 boşsunuz. Hepinizi ben besleyeyim. Vallahi satarım köyü ha. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilin biz neredeyiz? Merhaba arkadaşlar. Bugün memleketimizdeyiz. Yeniş Isparta'nın Yenişer Vademli ilçesinde. Gördüğünüz gibi tabelada da belli ediyor. Bu yol Isparta'ya gidiyor. Isparta tarafından geliyor. Kapımız bu taraf Yenişer Vademli. Merkeze doğru gidiyor. İlçenin merkezine doğru gidiyor. Yolculuğumuza devam edelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, girişte bizi bu şekilde çok güzel levhaların olduğu bir kavşak karşıladı. Şimdi merkeze doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar, yol burada ikiye ayrılıyor. Bu taraf diğer mahalleler aralarına gidiyor. Biz bu taraftan gideceğiz şimdi. Bu taraftan bankaların olduğu, pazar yerinin kurulduğu yere doğru ilerleyeceğiz. Hemen yolun sağ tarafında, yani şurada, buranın ilerisinde Anadolu Lisesi var. Devam edelim. Mahalle olarak Yeni Cami, Yeni Cami Camisi. Ve altında da Pınargözü Pansiyonu var arkadaşlar. İlçemizde üniversitemiz var. İSUBU. Isparta. Burası pazar yerimiz. Pazar yerinin kurulduğu nokta. Aile lokantası var içerisinde. Türk Telekom bayiliği var. Marketi var. Tam karşımızda Ziraat Bankası var. İlçe müftülüğümüz hemen onun yan tarafında. Biraz daha ilerleyelim. Burada da yurdumuz var arkadaşlar. Burası da kız öğrenci için yurtlar. Burada Yenişer Vademli Ekmek Fırınımız var. İlerleyelim. Burada bir kavşağımız var. Tabelalar bizim ne tarafa gideceğimizi çok net anlatıyor ama ben size tarif edeyim. Bu yoldan karşıya geçersek Beyşehir tarafına doğru Kurucuova, Kurucuova'dan sonra Beyşehir'e geçeceğiz. Eğer sol taraftan devam edersek, bu taraftan devam edersek ilçenin mahallesi olan Yenice Mahallesi'ne, arkasından Şarkıraca doğru yol ilerliyor. Biz bu tarafa doğru döneceğiz. İçeriye turlayacağız. Birkaç önemli yerler var. Oralardan size bahsedeceğim. Ondan sonra mahalle gezisine başlayacağız. Şu aradan çıksana. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz büyük bina, onlar da şu şekilde apart tarzında yapılıyor öğrenciler için. Devam edelim. Kahvehaneler var. Pazar yerine yakın bir şekilde. A1 var. Yaklaşık 2 yıl önce A1 geldi ilçeye. Kafe Facebook tarzı üzerine bir tane daha kafemiz var. Burada da bir ekmek fırınımız var. Bir kahvemiz daha var. Marketlerimiz devam ediyor. Peçete var. Sağ tarafımızda hırdavatçı var arkadaşlar. İstediğiniz her türlü ürünü bulabilirsiniz. Burada da orman evleri var. Bunlar da öğrenciler için yurt olarak kullanılıyor. Şöyle göstereyim. İlçe Emniyet Müdürlüğü. Hemen sol tarafımızda Tarım İl Müdürlüğü var. Eczanemiz.
içeriye girelim arkadaşlar. Burada da hükümet konağımız var. Evet arkadaşlar, şöyle içerisine doğru girelim. Bakın burada böyle bir yer var. Şimdi orayı size göstereceğim. Burada şehitlerimizin, gazilerimizin isimleri yazıyor. Hemen inip sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle. Burada şehit olan burada bizleri korumak için vatanımız uğruna şehit olan askerlerimizin isimleri var. Bakın mesela şöyle yakınlaştırayım. Velioğlu Abdullah Şimşek, piyade uzman çavuş Gölyaka, Mardin Nusaybin terör şehidi. Bu şekilde Borna ve İzmir vazife malulu şehidi. Bakın devam ediyoruz. Bu vatan için, bizleri korumak için can veren hiçbir vatandaşımızı unutmadık. Rabbim mekanlarını cennet eylesin hepsini. Burada da gazilerimizin isimleri var. Kıbrıs gazilerinin olduğu yer. Kore gazisi, Kıbrıs gazisi, İstiklal Harbi gazisi, Kızıltepe terör gazisi, İstiklal Harbi gazisi, Balkan Harbi gazisi. Buradaki gazilerimiz isimleri. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Kocaman bir bahçesi olan hükümet konağı. İçerisinde nüfus müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, pardon ilçe milli eğitim müdürlüğü, kaymakamlığın, kütüphanenin, dinlenme odalarının olduğu böyle güzel, kocaman bir yer. Ha, unutmadan söyleyeyim, kaymakamlığın olduğu yer. Kusura bakmayın. Hemen karşısında belediye var arkadaşlar. Belediyenin olduğu tarafa doğru ilerleyelim. Görüşmek üzere. Evet, belediyenin yolundan. Hemen belediyenin alt tarafında Gençler Bademli Meslek Yüksek Okulu var arkadaşlar. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin olduğu okulumuz. İçerisinde iki bölüm var. Yaban hayatı var. Bir de orman ve orman ürünleri var. Şöyle. İçerisinde kafeteryası var arkadaşlar. Halı sahası var. Girişi buradan. İçerisi gayet güzel. Eskiden ilkokuldu. Daha sonrasında üniversiteye çevrildi. Bir restorasyondan geçti. Gayet güzel. Şık bir okul. Gelmek isteyen öğrencilere göstermek amaçlı buralara da girmek istedim. Yolumuza devam edelim. Arkadaşlar okuldan bahsettim, hani yurtlardan bahsettim. İlçede kiralık olarak öğrencilere verilen eşyalı evler de var. Öğrencilere kalma imkanı sağlayan duyarlı vatandaşlarımız da var. Hemen burada, bir saniye bekleyelim. Karşımızda ilkokul orta öğretim var. Kocaman mavi bina. Hemen alt tarafında, şuradan göstereyim. Kreşimiz var, anaokul, kreş, ikisi bir arada. Bu şekilde. Şu anda ilçenin merkezi bu şekilde. Biz mahallelere doğru ilerliyoruz. Kendi mahallem. O tarafa doğru ilerleyeceğim. Kısa bir yolculuk yapacağım. Hani mahallemde çok anlatabileceğim bir şeyim yok ama hani kısa bir yolculuk yapacağım. En azından hani evlerin yapılarını, böyle eski yaşam biçimlerini görmeniz amaçlı. Daha sonradan videomuzda tekrardan sonlandıracağız. Tekrar görüşmek üzere.
Arkadaşlar ilçemizin sanayisi yok maalesef ama bu tarzda bir yer var. İçerisinde tamirci ve lastikçilerin lastikçi var. Hani 7-24 hizmet veriyorlar. Hiçbir şekilde şey yapmıyorlar, sıkıntı yapmıyorlar. Sürekli polislerimiz devreye atıyor ilçemizin güvenliğini sağlamak amaçlı. Kendilerine teşekkür ederiz. Şu an Yenice Mahallesi'ne doğru giriş yapıyoruz. Giriş yaparken sağ tarafta askeriyemiz ve askeriyenin lojmanı var. Şu askeriyemiz hemen arkasındaki lojmanı. Devam edelim. Şuradan sağ tarafa doğru girer misin Yalçın? Ya da dur girme, oradan tarif edeyim. Dur. Geçtin ama neyse. Şuradan göstereyim. Biraz daha ilerlesene, şuradan tam net alacağım onu. Camdan pardon. Arkadaşlar burası Yenice Mahallesi'nin eski ilkokulu. Hemen arka tarafında şurada pembe bir bina var. Tam net göremedim ama önüne girmek istemiyorum. Hani güvenlik amaçlı. Kaymakam Bey'in oturduğu ev. Dediğim gibi eski Yenice İlkokulu. Tek katlı bir yer. Hemen bahçesinde lavabosu, kocaman bahçesinin olduğu bir yer var. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar ilçe halkı geçimini hayvancılıkla, besicilikle, bunlarla karşılıyorlar. Çoğu emekli. Hemen Yenice Mahallesi'nin girişinde marketimiz var. Bakın burada yol ikiye ayrılıyor. Soldan giderseniz petrol tarafına, yani Şarkıraş tarafına gidiyorsunuz. Sağdan giderseniz Yenice Mahallesi tarafına gidiyoruz. Biz mahallenin içerisini turlayalım. Mahallenin içinden de aynı şekilde o yola bağlanan nokta var. Evet arkadaşlar. Yukarıdan devam edelim, aşağı inelim. Aşağı yolda, yukarı yolda aynı noktada birleşiyor. Ortada evler var, ortada birleşiyor. Burada da büyük bir yurdumuz var arkadaşlar. Fakat burası misafirhane olarak kullanılıyor. Hani şu an için öğrencilere kullanılmıyor ama hani gelmek isteyen vatandaşlara, misafirhanelere ya da öyle yapılan bir etkinliklerde gelen ziyaretçileri için misafirhane olarak kullanılıyor. Mahallemizin ortasında bir tane camimiz var. Oldukça büyük. Hemen yan tarafında çocuklara küçük Kur'an öğretmeleri için küçük bir tane yerimiz var. Buradan yol yine ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Sağ taraftaki yol göl konağı gidiyor. O tarafa da geçeceğiz. Önce biz küçük mahallelerin dolanalım, o taraflara devam edelim. Arkadaşlar yolumuz yine üç ayrıldı burada. Bu yolumuz tarlalara gidiyor. Mahalle mezarlığına gidiyor. Sol taraftaki yolumuz biraz önce gösterdiğim Çarkaraş tarafına doğru gidiyor. Sağ taraf göl konağı doğru gidiyor. Biz sol tarafa gideceğiz şimdi. Oradan Pınarbaşı mahallesine geçeceğiz. Mahalle küçük, birazcık turlayacağız içerisinde. Ondan sonra göl konağı köyüne geçeceğiz. Dediğim gibi hayvancılıkla geçindiği için her yerde rahat küspe, ot yığını, onları görebiliyorsunuz. Abaların yürüyüşe çıkmışlar. Bakın biraz yavaşlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar Şarkıraş yoluna bağlantı var. Şarkıraş yolu üzerinde Pınarbaşı Mahallesi var. Petrolümüz bu tarafta. Buraya yeni evler yapılıyor. Bir tanesi yapıldı. Eskiden top sahası olan bir yerimiz vardı. Buraya Yenişer Bademli GES projesi adında bir sürü güneş panelleri yerleştirildi arkadaşlar. Güvenlikli bir şekilde, koruma altında.
Evet arkadaşlar, Pınarbaşı Mahallesi'nin girişine geldik. Hemen petrolden bir 50 metre ileride girişi var. Evet arkadaşlar, mahallenin girişine geldik. İlçedeki gibi burada yeni evler çok fazla değil. Restorasyon yapıp kullanım için uygun hale getirdiler vatandaşlar. Mahallenin olduğu yerler. Arkadaşlar burada yol yine kirliyor. Buradan sağa doğru gidersek ana yola bağlanacak. Şarkaraç yoluna bağlanacak. Buradan devam edersek burada da belediye sosyal tesisi var. Ay pardon, bulanıklaşmış. Sosyal tesisimiz var. Onun ilerisinden de yol daha doğru çıkıyor artık. Burada hemen bir hayvancılıkla uğraşanlarımız var. Gördüğünüz gibi besane falan var içerisinde, kocaman büyük. Hemen yolculuğa devam edelim. Havanın güzel olmasıyla kendilerini yola atmışlar. Tam kucaklaşıyorlar. Kaçın kız. Gölkonak yoluna doğru ilerliyoruz. Hemen hemen tüm evde bulunan çapa makinesi arkadaşlar. Vatandaşlar tarlalarına, takkalarına bu şekilde ulaşım sağlıyorlar. Şu an Şubat ayı, o yüzden tarlalar çok yeşerik değil ama şöyle yeşil olan yerlerden istatistikler alayım. Bakın şurası kocaman Anamas Dağı. Zirve, tepe. Gölkonak köyüne hoş geldiniz. Girişte bizi bir tabela karşılıyor. Mahallenin yolları birazcık dar. O yüzden geçerken çok dikkatli olalım arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar pazar yerinin kurulduğu yerdeyiz. Hemen girişte bizi karşılıyor. Tabelalarımız ne tarafa gideceğimizi gösteriyor. Bu taraftan Beyşehir Konya tarafına, Kurcuova tarafına gidiliyor. Yani yolun bu tarafından. Yolun sol tarafındansa Gölyaka tarafına gidiliyor. Şimdi sağ taraftan devam edeceğiz. Hemen büyük bir cami karşıladı bizi. İl Özel İdaresi'nin yaptırdığı su kuyusu var arkadaşlar burada. Şöyle içinde oyun parkı falan var caminin içerisinde. İlkokulu var. Mahalle çok büyük değil arkadaşlar. O yüzden çok rahat hani gezebileceğiniz böyle bir yer var. Burada da balık. Arkadaşlar Gölkonak Köyü Beyşehir Gölü'nün hemen yan tarafında olduğu için
Buranın halkı geçimini balık tutup balıkları satmakla karşılıyor. Balıkçılıkla geçiriyorlar. Çoğu hayvancılık yapıyor. Kayığı olanlar açılıyor. Hani balık tutuyorlar. Hemen mahalle arası var. Biz buradan geri dönüş yapacağız. Hani yolları göstermek amaçlı size. Mahalle aralarına çok girmeyelim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın çalışmalar dedim ya, havanın güzel olmasıyla millet arazide, bağ bahçe, evin önlerinde çalışmalarını yapıyorlar. Burası da böyle. Böyle. Mahallenin içine tekrar girdik arkadaşlar. Burası Yenice Mahallesi. Kendi doğup büyüdüğüm ev burası. Annemlerin oturduğu yer. Şöyle mahallede de devam edelim. Bakın kuz olan yerlerde hala karlar var. Top oynadığım sokaklar. Canlar, yolların böyle olduğuna bakmayın. Kanalizasyon patladığı için yollarda çalışmalar olduğundan dolayı kazık bir vaziyette şu anda. Hemen Yalçın'ın annesi gibi evinin önüne geldik. Garip oğlan. Oğlum. Neyi düşürdün buraya, tosunum sen? Bu da bizim köpeğimiz arkadaşlar. İsmi garip. Hangi oğluma benim? Kendisi Yalçın abisini çok sever ama şu an bana gidiyor, ona gitmiyor. Yalçın bir seslen garibe. Uzağa gideyim, görünmüyor sos. Gel oğlum. Gel. Garip. Garipçe. Gel oğlum. Hangi boylum o? Sallama lan kafanı. Bunlar da minnoşlarımız. Tabii kaçıyorlar. Gel. Bakın burada da tavuklarımız var. Oh, buldunuz tabi, yatıyorsunuz değil mi orada? Bakın şu takkalı. Kafası gözükmüyor tam ama. Kız saklandın mı oraya cincime? Evet arkadaşlar, bir gezi videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar, Isparta'nın Yenişehir Badenli ilçesini sizler için gezip elimizden geldiği kadar bildiğimiz yerleri tanıtmaya çalıştık. Bu güzellikleri sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.